Endi ösürçü ve kemal ölçü funksiyalar mazlusu bulan tanışalımız. Bunda aslında ösürçü funksiyalar. Ösürçü funksiyalar. Ösürçü funksiyalar doğrusu tasavvur hasıl kılış için biz kuydaki grafiğini görelim. Burada funksiyonun grafiği olsun. Abi x okun. Ne y yok hayırdadır. Burada a bu aralığı. Nasıl diyor ki çaptan 10'ge, 10'ge yönergen demek biz bir de hareket çaptan 10'ge. Eğer grafik üstü de bana muhtadan boşlar biz hareket kılabilen bulsak ha, hareket kılıyakımız dedik. Hareket kılıyakımız yani tepelikke çıkıp gidiyakımız bir yerde. Yukarıya çıkıp gidiyakımız bu degenin bana badanligimiz bizim badanligimiz ne ortib boryapti. Borgan sari kattalashib boryapti. Ha bunday holda biz mana bu funksiya o'suvchi deb aytamiz. Agar bu birorta y teng fx funksiyasining grafigi bo'lsa, bu holda fx funksiyasi o'suvchi deb aytamiz. Endi buni matematik tilda aytadigan bo'lsak, funksiya fx funksiya a bu oralig'ida o'suvchi deyiladi. Agar bu oralig'dan olingan ixtiyoriy ikkita nuqta uchun x1 x2 x1 kichik x2 mana bu shartni qanoatlantiruvchi ixtiyoriy ikkita son uchun ularga mos kelgan funksiyaning qiymatlari y1 y2 mana bunday tensorlikni qanoatlantirsa y1 kichik y2 demak ixtiyoriy x1 x2 larda mana bu tensorlikni bajarilishidan bu tensorlik bajarilishi kelib chiqsa u holda funksiya a bu oralig'ida o'suvchi deyiladi. Boshqacha qilib aytganda x ning katta qiymatlariga y'ning katta qiymati, x ning katta qiymatiga y'ning katta qiymati mos kelishi kerak. Shunda funksiya o'suvchi bo'ladi. Xo'p, misol ko'ramiz. Masalan, birinchi misol. Y teng masalan 2x qo'shuv 3. Mana funksiya o'suvchi bo'ladimi yoki yo'qmi? Mana bu yerda aniqlanish sohasi minus cheksizdan plus cheksizlikkacha. Mana bu aralig'da. Funksiya o'suvchi bo'ladi. Chindan ham x1 kichik x2 ikkita mana bu oralig'dan ixtiyoriy ikkita son oladigan bo'lsak, bu holda buni 2 ga ko'paytirib 2x1 kichik 2x2 tengsizligini hosil qilamiz. Buni endi bu ikkala tomoniga 3 ni qo'shib 2x1 qo'shuv 3 kichik 2x2 qo'shuv 3 tengsizligini hosil qilamiz. Ha, birinchisi bu y1, ikkinchisi y2. Demak x1 kichik x2 bo'lganda y1 kichik y2 bo'lar ekan. Mana bu tengsizlik bajarilishi kelib chiqyapti. Bu tengsizlikdan bu tengsizlik bajarilishi kelib chiqsa, u holda funksiya o'suvchi bu o'suvchi deyiladi. Demak bu funksiya o'suvchi ekan. O'suvchi. Ikkinchi bir misol ko'ramiz. Ikkinchi misol. Y teng x kvadrat. X katta yoki teng 0 dan. Ya'ni 0 dan plus cheksizlikkacha. Ya'ni mana bu oralig'ni qarayapmiz. Funksiya o'suvchi bo'ladimi yoki yo'qmi? Buni tekshiramiz. Buning uchun bu oralig'dan ixtiyoriy ikkita son olamiz. X1 kichik x2. Demak, ular katta yoki teng 0 dan. Mana ikkita son oldik mana shu oralig' bilan. Bu holda ular manfiy bo'lmaganligi sababli biz kvadratga ko'tarishimiz mumkin. Natijada bir biz x kvadrat kichik x 2 ning kvadrati. Mana bu tengsizlikni hosil qilamiz. X 1 ning kvadrati bu y 1. X 2 ning kvadrati bu y 2. Demak, mana bu tengsizlikni bajarilishidan mana bu tengsizlikni bajarilishi kelib chiqyapti. Demak, bu funksiya o'suvchi ekan. O'suvchi funksiya ekan. Endi ikkinchi kamayuvchi funksiyalar mavzusi bilan tanishamiz. Bu yerda ham kamayuvchi funksiyani tasavvur kamayuvchi funksiya haqida tasavvur hosil qilish uchun biz quyidagi grafikni ko'rib chiqamiz. Mana x o'qi. Mana bu birorta y teng fx funksiyasining grafiki bo'lsin. A bu birorta a bu oralig'da. Endi mana bu nuqtadan boshlab biz yuradigan bo'lsak, mana grafik bo'ylab masalan harakat qilyapmiz.
grafiği böyle hareket kıladırken basıyor. Ondan biz paski tuşu var yalnız. Yani bana köyeki tepeliğinden şu yapmaz bir yerde. Tepeliğinden şu yapmaz. Yani bana bu noktalarını yer satkıdan belandigini köredigen basıyor. O halde bu kemeye var yaptı. Organ sarı kemeye var yaptı. Yani matematik tılda etedigen basıyor. Kemeye üç funksiye degen ne degen? Eğer bana şu aralardan ihtiyari bir, x1, x2, ihtiyari iki tane noktanı aladigen basıyor. Bunda x1, küçük x2. O halde onlarla maskeli uçu funksiyonun kıymetleri y1, y2 için bu da yetenekliliği başarılardı. Y1, bana bu y1, y2'den kattı. Çünkü bu kiçirayı bor yaptı, borgen sağa. Yani y1, katta y2. Ama bu yetenekliliği başarılardı. Eğer abi aralığından alınca ihtiyarı x1, 2, x1 ve x2 sorular için bana bu yetenekliliği başarılışından bu yetenekliliği başarılışı gelip çıksa, o halde y'den fx funksiyaya abi aralığında kemal uçu değildi. Demek bana bir yerde başka çakılıp etken de x'nin katta kıymeti ya y'nin küçük kıymeti maske ediş gerekirken. Demek bu başka çakılıp etken de bana bir tensizlik teski arası becerilmiş gerekirken. Öz uç funksiyaya da bir kıl tensizlik buladı. Kemal uç funksiyaya da tensizlik teski arası becerilmiş. Misal görüyoruz. Mesela birinci misal. Y'den 7 minus 3x. Bana bu funksiyonu karaydık. Yani anıqlayış sahası minus çeksizden plus çeksizlik geçer. Bana bu aralığında karaydık. Ösü üçün müyaki kemayı uçurma. Bu aralığından ihtiyarı iki tason alalımız. X1, küçük, x2. Bu halde bana bir de minus 3 köpü ettirelimiz tensizliğini. Minus 3x1 tensizlik tezki arası özgürlendi. Minus 3x2 buladı. Yani 7'ni koşağımız. 7'ni koşsak bir yerde 7 minus 3x1 katta 7 minus 3x2 hasıl buladı. Birincisi bu çaptamanı. 7 minus 3x y. Bu y1. Yani funksiyonun x1 noktadaki kıymeti. Bu y2. Yani verilen funksiyonun x2'deki kıymeti. Yani bunlar arasında bana bunda tensizlik başarılıyordu. Yani y1 katta y2. Bana bunda tensizlik başarılıyor. Şunu da yakalım. Bana bu tensizliğinin başarılışıdan, bana bu tensizliğinin başarılışı gelip çıkıyor. Bana bundan bu gelip çıkıyor. Şu sebeple bu funksiyaya kemal ölçü buladı. Kemal ölçü funksiyonları biz bana bunda sıraklı paskep çizip ifade edelimiz. Bak yani ikinci misal görüyoruz. İkinci misal. Y'den x kvadrat. Minus çeksizden 0 geçer. Anıqlayış sahası bana bu aralığında bulsun. Bana bu funksiyonu karayınız. Bu aralığından iki de son alalımız. Bunu kemal üçü ekranı teşhir için bana bu aralığından iki de son alalımız. Yani x1, x2. Bana şu aralığa tek işliği bulsun. Bu da yani x1, küçük, x2, küçük yok ki deyin 0. Yani x2, 0 geçeyim bu arada mümkün. Lekin x1 kiçik x2'den. O halde bunlar müsbat emas. Tensizliğini demek bir x1 manfi. Bir de tensizliğini aldan dastan minus 1'e köp ettiramız. Kvadratı kötersek olmaydı. Çünkü bunda hollarda biz tezgahar tensizliği hasıl kılıp notor tensizliği otip alışımız mümkün. Mesela minus 3 kiçik minus 1 kvadratı kötersek 9 kiçik 1. Notor tensizliği kelamız. Şunun için bunda hollarda biz kasada minus 1'e köp ettiramız. Köp ettiru minus 1. O halde minus x1 katta minus x2 katta yok iteyin 0. Ana yanda bunlar manfi emas. Minus x2 katta yok iteyin 0. Minus x1 bunda ham katta. Demek bu ham. Bu müsbat bol yaptı minus x1. Minus degeni hali manfi degeni emas. Çünkü x1 ya da manfi bu geldiği sebeple minus x1 müsbat boladı. Ana yanda biz bunu kvadratı götürüşümüz mümkün. O halde minus x1'nin kvadratı katta. Minus x2'nin kvadratı. Bu x1'nin kvadratı getirin. Bu unutamam x2'nin kvadratı getirin. X1'nin kvadratı y'den x kvadrat. X1'nin kvadratı bu funksiyonun x1'deki kıymeti. Yani
bu y bir getirin. Oyun tamam, y iki getirin. Demek bana bunda tensizliği başarılı yaptı. Şunu da yakalıp, x var ve x iki arası da bana bunda tensizliği başarılsa, o halde y bir ve y iki arası da keskere tensizliği başarılı yaptı. Bu da yani, verilen fonksiye bana bu aralığa bu kemal ölçü iken. Demek kemal ölçü iken. Şunu da yakalıp, biz y den x kvadrat fonksiyel için bana bu narsanı taptık. Y den x kvadrat. Bu fonksiye minus çeksizden 0 geçe bana bu aralığında kemal ölçü iken 0'dan plus çeksizlik aralığında ösü ölçü iken. Bana bunu biz yukarıda görüp çıktık. Bana bunu hazır bana kırıp çıktık. Bak şunu da yakalıp, biz ösü ölçü ve kemal ölçü fonksiyelerini örgendik.